Değerli dostlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda birçok kişinin en çok merak ettiği maaş konusuna değinmiş olacağız. Yeni gelen ilanlar veya daha öncesinde ilanın gelmiş olmasıyla beraber sözlü mülakatların daha yeni açıklanması veyahut da daha sözlü mülakatların yeni yapılma aşamasına geçildiği için daha önceki belirlenmiş olan maaşlar etkilenmiş olacak mı? Yani 4500 lirayla veyahut da 4200 lirayla sınırlı kalmış olan maaşlar yükselecek mi ile ilgili birçok soru aldığım için toplu duyuru şeklinde bu videoda size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim sizlere arkadaşlar. 2020 puan ile beraber hala alımlar gelmeye devam ediyor. İnşallah güzel bir alımla sonlanmış olur diye umut ediyorum arkadaşlarım. Ben zaten takip ediyorum. Yeni bir alım, yeni bir ilan geldiği takdirde sizlere bilgisini derhal aktarmış olacağım. Lütfen diğer tüm atamadan ve süreçten haberde olmak için kanala abone olmayı ve bu yemeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlarım. Evet demiş olduğunuz gibi daha öncesinden gelen ilanlar veyahut da yeni gelmiş olan ilanlar temmuz ayında yapılmış olan zam dahil edilecek mi? Tabii ki de dahil edilmiş olacak arkadaşlar merak etmeyiniz. İşçi sınıfında olan ilanların çoğu yani 4D daimi iş alımlarının hepsinde en düşük maaş 5500 liradır. Bunu unutmayın. İşçi alımlarının hepsinde en düşük 5500 Tabi bu evli olması, çocuk sahibi olmasıyla beraber 5500 ile 6000 arasında gidip gelir. Bunu netliğe kavuşturduktan sonraki süreç ise 4B süreçmeli memur alımlarına gelelim şimdi. Arkadaşlar 4B süreçmeli personel alımlarında yine en düşük 5500 olmakla beraber birçok alımda her zaman 6200 liranın üstünde tutulmaktadır. Yani örneğin sizler İçişleri Bakanlığı alımlarından büro memurluğuna başvurmuşsunuzdur. Biro memurluğunda neydi? Daha önceki alımda 5200 değil mi? Asgari ücret ne durumdayken 5200'ü? Asgari ücret 4250 lirayken. Yani bu sefer ne olacak? Biro memuru en düşük 6450-6550 civarında almış olacaktır. Bu sadece bir örnekti. Diğerlerini uyarlayabilirsiniz. Üniversite alımları olsun, diğer alımlar olsun bu şekilde uyarlayabilirsiniz. Bakın sözleşmenin personel alımlarında 6000 liranın üstünde olabiliyor. Fakat 4D işçi alımlarında genel itibariyle 5500 olduğunu belirtmek istiyorum. Tabi bu Temmuz ayı zammıyla beraber karşımıza çıkan bir rakamdır. Daha öncesinde tabi ki de 4250 lira, 4500 lira, 5000 lira olarak karşımıza çıkıyordu. Fakat bundan sonraki süreçte en düşük 5500 olmak kaydıyla 4B süreçli alımların çoğunluğunda 6000 ile 6500 lira arasında olacağını rahatlıkla belirtebilirim. Tabi düz memur alımları veyahut da diğer memur alımları, teknik alımları, avukat, hemşire bunlar değişmektedir. Düz memur alımlarında ise en düşük 8 ile 9 bin lira arasında olduğunu rahat bir şekilde belirtebilirim. Hepsi ayrı ayrı değerlendiriliyor. Yani bir polisin maaşı, bir öğretmenin maaşı veya bir düz memurun maaşı veya bir avukatın maaşı hepsi aynı değil. Farklı çalışma şartları altında olduğu için, farklı mesai saatleri içerisinde olduğu için değişmektedir. Temmuz ayı zammı itibariyle bu şekilde olmuş olacaktır bilginiz arkadaşlar. Evet ben zaten alımlar geldiğiçe, ilanlar oldukça sizlere bilgisini aktarmış olacağım. İnşallah en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz ve hayallerinize en kısa sürede kavuşmuş olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlarım. Lütfen bildirimleri aktif hale getirerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.